Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği May 1 tarafından Amerikan yavru çürüklüğü hastalığına karşı yürütülen Muğla Ana Arı Irkı Islah Projesi tamamlanarak damızlık ana arı satışları başladı. 2011 yılında başlayan Damızlık Muğla Ana Irkı Geliştirme Projesi kapsamında yaklaşık 800 bin TL harcama yapıldı. Namık Kemal Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen Muğla Bal Arısı'nın Amerikan yavru çürüklüğü hastalığına karşı direnç geliştirmesi projesi kapsamında yapay tohumlama tekniği kullanılarak üretilen damızlık ana arılardan organik bal elde edilecek. Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, hastalıklara karşı dirence yüksek ana arı yetiştirilmesinin Muğla balının kalitesini artıracağını söyledi. Şahin, 2011 yılında başlayan projenin tamamlandığını belirterek, projemiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM Genel Müdürlüğü tarafından da desteklendi. Islah projesini 3 yıl uyguladık. Şu anda ıslah edilmiş materyaller elimizde. Biz burada ıslah edilmiş damızlık materyalleri arıcılarımızla buluşturuyoruz. Bir sonraki hedefimiz 400 ila 600 arasında laboratuvarlarımızda yapay tohumlanmış ana arı ırkını arıcılarımızla buluşturmak istiyoruz. Bir hafta içerisinde damızlık ana arıları arıcılarımıza vereceğiz dedi. Yapılan çalışmaların yüksek maliyetler gerektirdiğini belirten Mal Bir Başkanı Şahin, Türkiye'de en fazla gezginci arıcılık alınan yer Muğla'dır. Bizim 1,5 milyon kovanımız var. Bir o kadar da dışarıdan geliyor. Türkiye arı varlığının %75'i Ağustos Aralık ayı arasında burada konaklıyor. Bu arılarda melezleşme görülmektedir. Yüzyıllardır Kovanbaşı bir teneke bal alıyorduk. Biz bu projede 30 aracın arılarını ıslah ettik. Şu anda elimizdeki ıslah ettiğimiz materyal dedelerimizin 40 yıl önce çalıştığı materyaldir. Bu materyaller ODTÜ tarafından tanımlandı. Amerikan yavru çürüklüğüne dayanıklı arılar elde ettik. Arılarımızın hırçınlık duygularını törpüleyerek arıcılarımızın hizmetine sundu. En kısa zaman içerisinde bütün Muğla arıcısına damızlıklarını temin etmeyi hedefliyoruz dedi.